Değerli basın mensuplarımız, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Tabii öncelikle de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde başarıyla yürüttüğü harekatı da selamlıyoruz. Kahramanca Hava Kuvvetlerimiz hedeflerine ulaşıyor ve düşman kuvvetleri imha ediyor. İçişleri Bakanlığımızda emrindeki jandarmamızla ve polisimizle ve köy korucularımızla fedakarca ve kahramanca bir mücadele yürütüyor PKK, PYD terör örgütüne karşı. O da büyük başarılar kazanıyor. Ve öyle başarılar kazanıyor ki bozguncular ifrit olmuş durumda. Sayın Bakanımızı ve aynı zamanda silahlı kuvvetlerimizi ve polisimizi hedef alan bir bozguncu kampanyayı hepimiz ibretle ve nefretle seyrediyoruz. Bu kampanyayı da bütün dünya kamuoyu önünde, bu tamamen Amerika'nın oyuncağı olanların yürüttüğü bu kampanyayı da bütün dünya kamuoyu önünde ve Türk milletin huzurunda mahkum ediyoruz. Değerli basın mensuplarımız, askeri harekatın hedefi görüyoruz ki berrak ve askeri strateji ilkelerine uygun bir şekilde saptanmamış. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, hem resmi açıklamalarda hükümete ait, hem de basında, özellikle iktidara yakın basında yer alan açıklamalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haber harekatının hedefi konusunda çeşitli ifadelere rastlanıyor. Biri, İstiklal Caddesi'nde terör örgütünün yaptığı bombalı eyleme karşı bir yanıt. Başka bir açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın daha çok ifadelerinde rastlanıyor. PKK ve PYD'nin hesap vermesi, ondan hesap sormak. Diğer bir açıklama, terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü sınırın ötesinde, kaynağında yok etmek, terör örgütüne güvenle yaşayacağı bir yer bırakmamak gibi açıklamalar. Bu açıklamaların toplamına baktığımız zaman, bölücü terör örgütü PKK ve PYD'yi bitirmek gibi bir hedefe rastlanmıyor. Terörü kaynağında yok etmek diyor ama bu sonuç itibariyle terör eylemini kaynağında yok etmek. Ama terör örgütünü bitirmek, terör örgütünü tamamen kökünü kazımak, kurutmak, böyle bir hedefin konmadığı gözüküyor. Bu AK Parti iktidarının zaafıdır ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer güvenlik kuvvetlerimizin önüne doğru bir siyasi hedefin ve askeri stratejik hedefin konmadığını ifade ediyor bütün bu açıklamalar. Hani basındaki açıklamaları bir tarafa bırakıyoruz ama resmi ağızlardan da bu ve buna benzer ifadeler var. Mesela diyelim Beyoğlu'ndaki saldırı, ona karşı 89 hedefi vuran bir harekat. Yani bunlar arasında bir denge yok. Ama en önemlisi, terörü bitirmek diye bir hedef yok. Hükümetin iki yıldır yaptığı açıklamalarda ve eylemlerinde şunu görüyoruz. 30-40 kilometre derinliğinde, 900 kilometre uzunluğunda Suriye sınırında bir güvenlik koridoru inşa etmek ve PKK'yı da PYD'yi de bu güvenlik koridorunun güneyine itmek, sürmek. Ama yine o güvenlik koridorunun altında, 40 kilometrenin altında PKK, PYD duruyor bu stratejiye göre. İmha etmek yok. Çünkü imha etmesi için Suriye ile işbirliği yapması lazım, Rusya ile işbirliği yapması lazım ve teröre karşı bir milli seferberlik lazım. Topyekun bütün milletin güçlerini harekete geçirmek lazım. Geldiğimiz aşamada artık ertelenmemesi gereken bu doğru stratejinin kabulüdür. Tekrar ediyorum, bugün geldiğimiz aşamada
Vatan Partisi'nin Türkiye'nin önüne koyduğu doğru strateji bir milli seferberlikle milletin topyekün güçlerini harekete geçirerek terör örgütünü bitirmek. Milli seferberlik yanında milletin topyekün güçlerin harekete geçirilmesi yanında aynı zamanda bu terörle karşı karşıya olan Suriye, Irak, İran, Rusya gibi komşularımızla da birlikte hareket etmek. Uygulanması gereken strateji budur ve hedef de kesin ve berrak olarak belirlenmeli. Askeri hedef. Askeri hedeflerde bulanık şeyler olmaz. Yanıt vermek, hesap sormak. Bunlar askeri hedef değil. Askeri hedeflerde böyle bir şey yok. Örneğin Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül 1922 günü ne diyor? Büyük Millet Meclisi orduları ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bakın askeri hedef böyle konur. Net, açık düşman kuvvetlerini yurt toprağından atmak ve denize dökmek. Bugün de askeri hedef ne olmalıdır? Terör örgütünü, PKK, PYD terör örgütünü bitirmek, yok etmek. Yoksa eylemlerine cevap vermek, ondan hesap sormak, ona yanıt vermek. Ondan sonra onun terör kaynağını hudutun ötesinde yok etmek değil. Örgütün kendisini bitirmek, örgütü yok etmek, örgütü imha etmek ki bir daha Türkiye'mize karşı, insanlarımıza karşı, milletimize karşı ve bütün insanlığa karşı o terör eylemlerini yapamaz. Örneğin bugün Gaziantep'te yaptığı gibi böyle roketlerini falan filan atıp oradaki vatandaşlarımızın canına kıyamasın. Terör örgütünü bitirmediğiniz zaman Türkiye hep bu eylemlerle karşı karşıya gelecektir. O bakımdan hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önüne, Türk Polisi'nin önüne koyduğu hedef berrak ve kesin değil. Askeri stratejide de böyle bulanık hedefler olmaz. Vatan Partisi Türkiye'mizin önüne bu hedefi koymaktadır. Peki bu nasıl başarılacaktır? Yani terör örgütü PKK, PYD nasıl bitirilebilir? Bunun birinci koşulu topyekün Türkiye'nin bütün milli güçlerinin seferber edilmesi. Yani Türkiye'mizde yaşayan 85 milyon insanımızdan devletin kuvvetleri olan ordumuz, polisimiz, jandarmamız, köy korucularımız ve Türkiye'de yaşayan herkes, her çiftçi, her işçi, her sanayici, bu vatanın evladı olan her vatandaş, 7'sinden 70'ine kadar terörü bitirmek için herkese düşen sorumluluk vardır. Herkesin görevleri vardır ve böyle bir milli seferberlikle bu terör örgütünün hakkından gelinir. Çünkü bu terör örgütünün arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu biliyoruz. Bu terör örgütünün bir NATO kuvveti olduğunu biliyoruz. O Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege kıyılarında Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, bütün Türkiye'yi kuşatan Amerikan üslerinin varlığını biliyoruz. Amerika, İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan askeri tatbikatlar yaptığını biliyoruz. Nabıldina, Nemesis gibi intikam isimleri kullanarak. Namluların Türkiye'ye çevrildiğini biliyoruz. Bu koşullarda tehdidin ciddi olması, tehdidin kuvvetin ağırlığı karşısında görev yalnız Mehmetçi'ye düşmüyor. Görev yalnız polisimize düşmüyor. Görev yalnız köy korucularımızın değildir. Silahlı güçlerimizin görevlerini başarıyla, kahramanca, fedakarca şehitler vererek yaptığını ta 1984'ten bu yana 28 yıldır yaşıyoruz. Ama bir topyekün milli seferberlik planının, stratejisinin hükümetler tarafından kurulmadığını da ne yazık biliyoruz. İşte Vatan Partisi o stratejiyi kurmaktadır ve topyekün bir milli seferberlik ve terör örgütünün bütün imkanlarının ve bütün kabiliyetinin bertaraf edilmesi, yok edilmesi.
Örneğin Mehmetçik terör örgütünde mücadele ediyor, dağda bayırda kovalıyor, yakalıyor, etkisiz hale getiriyor. Ama aynı terör örgütü meclisin kürsüsünde, aynı terör örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, aynı terör örgütüne belediyeler veriliyor, aynı terör örgütüne Türkiye'nin 81 ilinde ve 900 ilçesinde örgüt kurma olanakları sunuluyor. Peki Mehmetçik ne yapacak? Polis ne yapacak? Siz terör örgütünü getirip meclisin kürsüsüne çıkartıyorsunuz. Ondan sonra da Mehmetçik'e diyorsunuz ki bunları yok et. Peki Mehmetçik gelip mecliste onları bulup orada da mı yok edecek? Yani burada bir milli seferberlik yürütülmediği ve en önemlisi terör örgütünün boyutları, tehdidin ciddiyeti, terör örgütünün arkasındaki Amerika, Yunanistan, İsrail, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik namluları, denizdeki kuvvetleri, hem hesap sormaktan bahsediliyor ama hesap yok. Hükümetin hesapları yanlış. Düşman hakkında bir doğru dürüst hesap yok. Hesap olsa düşmana incirlik üssü verilmez. Hesap olsa düşmana kürecik üssü verilmez. Hesap olsa NATO'da üvey evlat, üvey üye muamelelerine boyun eğilmez. Hesap olsa NATO'dan çıkılır. Hesap olmadığı ortada. Bir yandan özellikle Sayın İçişleri Bakanımız hakikaten yüreğimizi ferahlatan ve millete doğru bilinç aşılayan Amerikan emperyalizminin bu terör örgütünün arkasında olduğunu net açık beyan eden ifadeleri var ama o Sayın İçişleri Bakanımızın açıklamalarında kalıyor. Hükümetin o beyanlara uygun bir stratejisi yok ve uygulaması yok. Anayasa Mahkemesi de maalesef terör örgütüne karşı Mehmetçik savaşıyor, polisimiz savaşıyor, köy korucumuz şehit oluyor, savaşıyor. İşte Pervari'ye gittik en son. Pervari yüzlerce şehit vermiş. Yüzlerce, 3-5 falan değil. Pervari'deki halkımız, Pervari'deki Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kürtlerimiz yüzlerce şehit vermiş terör örgütüne karşı ve vazifesini yapıyor. Ama onlar şehit verirken, ordumuz, polisimiz şehit verirken HDP'ye yani PKK'nın koluna, bacağına, ayağına, PKK'ya adam toplayan, terörist toplayan, para toplayan, PKK'nın açık propagandasını yapan, PKK'nın terör örgütlerinin faaliyetinde şu veya bu hizmetleri, lojistik hizmetler, diğer hizmetler gören, gözcülük yapan, erketecilik yapan, yardım yataklık yapan HDP'ye karşı bir uygulama yok. Anayasa Mahkemesi Mehmetçi'ye çok açık söyleyeyim. Artık sadakatsizlik, vefasızlık kelimeleri az geliyor. İhanet ediyor Anayasa Mahkemesi. Türkiye'nin terörle mücadelesine ve teröre karşı şehitler veren kuvvetlerine, Mehmetçiğimize, köy korucumuza, polisimize Anayasa Mahkemesi ihanet ediyor. HDP'yi kapatmamakla. Hukuka da ihanet ediyor. Yani burada çok değerli hukukçularımız var. Başta Sayın Hasan Korkmazcan olmak üzere orada Mehmet Cengiz'i görüyorum, Hüsnü Senen. Yani hepimiz hukukçuyuz ve az çok da bu kanunları, anayasayı biliyoruz. Anayasanın 68. maddesi, siyasi partiler kanunu. Bu kanunlar HDP'nin kapatılmasını emrediyor. Hiç tartışılacak bir tarafı yok. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, cumhuriyetin kurumlarını yok etmeyi amaçlayan faaliyetlerin odağı haline gelmiş bir örgüt. Deliller ortada. Yargıtay Başsavcılığımız bu delillerin hepsini topluyor, klasörlerle götürüyor, Anayasa Mahkemesi'nin önüne koyuyor. Ama Anayasa Mahkememiz hukuku çiğneyerek ve anayasayı çiğneyerek hüküm vermiyor. Süründürüyor, Allah süründürüyor. Süre veriyor. O yetmiyor, ek süre veriyor. Teröriste ek süre veriyor. Anayasa Mahkemesi teröriste ek süre veriyor. Niçin? Mayın döşesin diye ek süre veriyor.
terör eylemine hazırlık yapsın diye ek süre veriyor. İstiklal Caddesi'nde bomba patlatsın diye teröriste ek süre veriyor. Bu ek sürenin başka bir anlamı yok ki. Yoksa onlar evraklar hazırlasınlar, bilmem kanıtlar getirsinler, nutuk atsınlar mahkemenin huzurunda diye değil o ek süreler. Teröriste terör yapması için ek süre veriyor Anayasa Mahkemesi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin özellikle başkanı burada çok açık söyleyip kötü niyetli gözüküyor. Kötü niyetli, hatta gözüküyor kelimesi de lüzumsuz. Anayasa Mahkemesi'nin tutumlarını görüyoruz. Üyeleri de sorumlu. Türkiye'ye karşı, Türk milletine karşı sorumlu, askerimize karşı sorumlu, polisimize, köy korucumuza, hepimize karşı sorumlu Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri. Artık bu geciktirilemez, ertelenemez. Öte yandan Türkiye'nin terörle mücadelede bölgede komşuları var, ortak bir zemin var o komşularımızla. Suriye var, o da terörün hedefi. 2010 yılından beri kahramanca mücadele eden bir Suriye devleti var. Onun başında teröre karşı büyük bir mücadele yürüten Sayın Beşer Esad var. Irak terör tarafından bölündü, Amerikan terörü tarafından, ama Amerika'ya karşı dik durmak için mücadele yürütüyor. İran terörün hedefi, orada da bombalar patlıyor, orada da tertipler var. Rusya en büyük terörist, terörün ağası olan Amerikan emperyalizmine karşı işte Ukrayna'da savaşıyor. Bütün bu ülkelerle Türkiye'mizin ortak mücadele zemini var. Bu zeminin değerlendirilmemesi de hükümetimizin büyük hatası. Ağır hata. Yani ağır hata dahası belki. Hazır. Suriye hazır. Rusya hazır. Irak hazır. İran hazır. Vatan Partisi olarak bu ülkelerle sürekli gözüküyor, görüşüyoruz. Daha 4-5 gün önce Rusya'dan Birleşik Rusya Partisi'nin ve Rusya Devleti'nin liderlerinden Sayın Pligin geldi, İstanbul'da buluştu. Sürekli olarak Suriye Devleti ile irtibat halindeyiz, görüşmeler yapıyoruz ve önümüzdeki aylarda da Şam'da Sayın Beşar Esad'la oturup bu konuları görüşeceğiz ve bir ortak bildiri de yayınlayacağız. Ve biliyoruz onlar her türlü işbirliğine hazır. Ama bizim hükümetimiz ne yapıyor? Terör örgütünü bitiren bir strateji kurmuyor. Terör örgütünü aşağıya atan, 40 kilometre aşağıya atan stratejiler. Bitirmiyorsunuz ki. O roketi atan Antep'e 40 kilometre aşağıdan da atar. Amerika veriyor roketi. Menzilleri maşallah çok uzun. 40 kilometre aşağıdan da atar. Siz 40 kilometre aşağıya attığınız zaman o örgütü bitirmiyorsunuz ki. Bizzat Cumhurbaşkanımız diyor ki biz onları aşağı iteceğiz. Aşağı ittin ama yok etmedin. Vatan Partisi yıllardan beri Türkiye'nin önüne, Türkiye Devleti'nin önüne bu PKK-PYD terör örgütünü bitirme stratejisini kuruyor. Hem içte hem sınırımızın ötesinde. Ve sınırımızın ötesinde de koşullar elverişli. Ama burada bizim NATO ve Atlantik sisteminin kontrolü dışında onlara hesap vermeyi düşünmeyen, o tür düşünceleri kafasından temizlemiş bir hükümete ihtiyacımız var. Bakın, teröre karşı yanıt. İstiklal Caddesi'nde bombayı patlatmış, 6 vatandaşımızın canına kıymış, o kadar vatandaşımızı yaralamış. Hemen bir kere bir yazı, çağırırsınız Amerikan Büyükelçisi'ne, eline verirsiniz yazıyı, Dışişleri Bakanımız. Der ki derhal siz pılınızı pırtınızı topluyorsunuz, İncirlik ve Kürecik üstlerinden gidiyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri o üsler Türk vatanının parçasıdır ve Türkiye'ye aittir. Türk Silahlı Kuvvetleri o üsleri kontrol altına alınıyor. Size 15 gün süre, bavurlarınızı toplayın. Teröre böyle yanıt verilir. Bir yandan işte arkasında Amerika var. İşte kaç, onun rakamları artık birbirinin peşini kovaladı. Unuttuk o rakamları. 250 bin tır falan oldu. Bir yandan 200 bin tır silah veriyor. Açıkça Amerika'nın bütçesine 60 milyar dolar gibi muazzam bir bütçeyi
emrine vermiş, veriyor bu sene PKK'nın, PYD'nin 60 milyar dolar ne demek? Bunların hepsi ortada. Ama yalnız Amerikan bütçesi desteklemiyor PKK terör örgütünü. Türk devletinin bütçesi destekliyor. Türk devletinin bütçesinden PKK terör örgütüne, siyasi partilere hazine yardımı adı altında daha bugün destek veriliyor. Yüz milyonlarca Türk lirası. Yani al bununla Mehmetçiğe kurşun sık. Türk bütçesinden alın bu parayı HDP, bununla bu memleketin altına mayın döşeyin. Alın bu parayı PKK'ya terörist toplayın. Ha, Diyarbakır analarının en azından feryadını duyun hükümet olarak. Yani koskoca hükümet, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir Diyarbakır anaları kadar yaşadığımız süreci göremiyor muyuz? Analardan bari öğrenelim. Ne diyor? Bunun arkasında Amerika var diyor. HDP diyor benim evlatlarımı topladı götürdü diyor. Mehmetçiğe bunlar kurşun sıkıyor diyor. Bari Diyarbakır analarını dinleyin. Ama bir gözleri Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gözlerinin ucuyla bakıyorlar ya o bana ne der kızar mı? Finans merkezleri Türkiye'ye karşı hangi yaptırımları uygular? Bari ben Rusya'ya yaptırımların uygulanmasına Amerika'ya destek olayım. Ayıptır Türkiye devleti için Amerika'dan hazine bakan yardımcıları geliyor. Karşısına testi gibi Türkiye hükümetinin yetkililerini oturtuyor. Karşısına testi gibi bir takım bazı iş adamlarını oturtuyor. Diyor ki Rusya'ya yaptırımları uyacaksınız. Ya ondan sonra siz Rusya'ya yaptırımlara Amerika'nın uyduğunuz zaman hem Türkiye ekonomisini kurtaramazsınız, ferahı çıkartamayız. Hem de onun ötesinde teröre karşı bu şekilde mücadele edilmez. Amerikan yaptırımlarına boyun eğerek. Onun için teröre karşı mücadele aynı zamanda bir dış politika görevidir. Bellidir Amerikan emperyalizmiyle menfaatleri karşı karşıya olan, Amerikan terörüne hedef olan ülkeler. İşte onların hepsi yanı başımızda, komşumuz, en başta Suriye. İsrail uçakları Suriye'yi bombalıyor. Bizim de hükümetimizin lafları bombalıyor Suriye'yi. Hala o terbiyesiz Esed lafından bile kurtaramadık hükümetimiz. Yani devlet terbiyesi de yok. Bir devlet başkanına terbiyeli bir şekilde kendisinin ismiyle bile seslenemeyen, Türk devletine yakışmayan bocalamalar. Böyle mücadele edilir mi teröre karşı? Onun için sayın basın mensuplarımız ve aziz Türk milleti, Vatan Partisi olarak Türkiye bir karar sürecine girmiştir. Yetki istiyoruz. Teröre karşı mücadelede doğru bir stratejimiz var. Askeri harekatlar için doğru hedeflerimiz var. O hedef terör örgütü PKK'yı bitirmektir. Yoksa güvenlik koridorları kurmak değildir. Ve bu hedefe ulaşmak için de doğru siyasetlerimiz ve planlarımız var. Onun özeti de nedir? Bütün milletin topyekün güçlerini seferber etmek ve iç cephede terörü bitirmek, iç cephede teröre imkan vermemek, kabiliyet sağlamamak, PKK'yı temizlemek, terör örgütünün şu veya bu alanda, şu veya bu fırsatları kullanmasına kesinlikle devlet olarak ve toplum olarak, millet olarak izin vermemek, dış cephede de başta Suriye olmak üzere komşumuz, kardeşimiz Irak ile, İran ile ve Rusya ile işbirliği yaparak her alanda işbirliği. En başta da askeri alanda. Yani silahlı işbirliği yaparak PKK, PYD, YPG, efendim PEJAK falan o PKK'nın terör sülalesindeki bütün örgütleri örgüt olarak yok etmek. Ve böylece toplumumuza, Türkiye'mize ve bölgemize huzur ve barışı getirmek, ekonominin gelişebileceği koşulları sağlamak ve Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin, misafirlerimizin de güven içinde kendi memleketlerine dönmesi ve böylece Türkiye'nin sırtındaki önemli bir ekonomik yükünde kaldırılması koşullarını yaratmak. Vatan Partisi bu programı Türk milletinin ve Türk devletinin
ve Türkiye'nin bütün güvenlik güçlerinin değerlendirmesine sunmaktadır ve milletimizden yetki istemektedir. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum sayın basın mensuplarımız. Sorularınız varsa buyurunuz. Tabii bakın bunlar hep geciken şeyler ve faturası olan gecikmeler. Mısır bölgemizde çok önemli bir ülke. Ve tamamen böyle o ihvancı anlayışlarla vesaire. Yani Mısır'daki Mısır yönetimine karşı yanlış politikalar izlendi. Bu bütün Arap dünyasına karşı ciddi yanlışlardır. Bir söz vardır bölgemizde. Mısır olmadan bölgede savaş da olmaz, barış da olmaz. Mısır önemli bir ülke. İran gibi. Ve biz kalktık, Mısır'ın iç işlerine karıştık. İşte orada darbe yapıldı falan filan dedik. Ve Mısır hükümetine sırtımızı döndük. Oysa onunla işbirliği bizim Doğu Akdeniz'de çok önemli. Bakın 16. Doğu Akdeniz'de 16. bölge var. Orada beraber Mısır'la doğal gaz çıkartabiliriz, enerji kaynakları var, işbirliği yapabiliriz. O şeyleri de, imkanları da değerlendirmedik. Teröre karşı mücadelede beraber olabiliriz. Ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Amerika ve İsrail'le birlikte Doğu Akdeniz'i Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de böyle dar sahilleri sıkıştırma planlarına karşı da aynı Libya ile yaptığımız gibi Mısır'la yetki alanları anlaşması yapabiliriz. Suriye ile yetki alanları anlaşması yapabiliriz. Ama hükümetimiz bunları maalesef değerlendirmedi. Ha şimdi el sıkışmak tabii güzel, sevindik. Ama bu el sıkışmada kalmamalı. Onun ötesinde beraber yetki alanları anlaşması yapmalıyız bölgemizde Mısır'la. Ve karşılıklı diplomatik ilişkileri en hızlı bir şekilde yeniden kurmalıyız. Aynı zamanda Mısır bizim çok önemli bir ticaret ortağımızda olacak ekonomik kaynakları ve birikime sahiptir. Örneğin Standard Chartered Londra'daki meşhur bankanın yaptığı araştırmada Mısır 2030 yılında dünyanın 7. ekonomisi olacak diye değerlendiriliyor. 7. ekonomisi. 8,5 trilyon dolar bir üretimle Mısır dünyanın 7. ekonomisi oluyor. 2030'a ne kaldı? Şurada 7-8 sene kaldı. Bugün de Mısır önemli bir ekonomi. Dolayısıyla Mısır'la ekonomik işbirliği içinde Türkiye'nin önünde çok geniş imkanlar var. Bunları da değerlendirmemiz lazım. Rica ederim. Buyurun. Efendim, müsaade olursa bir soru yapmak istiyorum. Buyurun. Erbil'de ayrımcı Kürt gruplarına Roşvat peşmergesine yönelik bir operasyon oldu. Sizler açıklamanızda bölgesel işbirliğinden bahsettiniz. Fakat Türk kamuoyunda da özellikle hükümete yakın bazı yerlerde bu Taksim saldırısında İran ve Rusya'da parmağı olabileceği iddia ediliyor. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Valla iddia ediliyor. Mossadçılar iddia ediyor. Mossad'ın denetiminde olan bir parti genel başkanı, Mossad'ın denetiminde olduğu defalarca artık ispatlanmış durumda. İşi gücü Türkiye'de Amerikan emperyalizmini şey yapmak, hoş göstermek, Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye halkının duyduğu infiali yatıştırmak ve okları mümkün olduğu kadar Rusya'ya, İran'a çevirmek. Bu bir Mossad görevi. Bu bir CIA görevi. Çok açık söyleyeyim. Türkiye'de düşman olarak Afgan mültecilerini göstermek. Türkiye'de düşman olarak Suriyeli misafirlerimizi göstermek. Türkiye'de böyle iç çatışmalar kışkırtmak. Bu da bir CIA ve Mossad görevi. Bugün Türkiye'de Türk milletine karşı yapılacak en büyük ihanet Amerikan emperyalizminin İsrail'in üstünü örtmek
ve öyle o Mossad'ın ve CIA'nın tayin ettiği parmakla hedef olarak Rusya'yı ve İran'ı göstermek. Zaten bütün bilgiler, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu açıklıyor, devletimiz açıklıyor. O Beyoğlu'nda yapılan terör eyleminin arkasında Amerika'nın olduğunu, PYD'ye uzandığını, Suriye'nin kuzeyinde, oradan Mossad'a ve Amerika'ya, CIA'ya uzandığını bütün bilgiler doğruluyor. Ama verilen görevler var. O görevler kapsamında Rusya ve İran suçlanıyor. İran da aynı Amerika'nın hedefi, Rusya da aynı Amerika'nın hedefi. Bugün bunlar Amerika'ya karşı savaşan ülkeler. Rusya Amerika'ya karşı canla kanla savaşıyor. On binlerce insanını feda ederek. Geçen de Sayın Pligin'le görüştük. Biz dedi Ukrayna ile falan savaşmıyoruz. 20 ülkeyle savaşıyoruz. Hani bizim vardı ya Birinci Dünya Savaşı'nda 7 düvelle, 7 devletle savaşıyoruz diye bir saptamamız vardır tarihi. Ona benzer. Biz diyor 20 ülkeyle savaşıyoruz orada. Rusya başta Amerika olmak üzere Atlantik kuvvetleriyle savaşıyor. İran devamlı Amerika'nın hedefi. İran'da da bombalar patlıyor. İran'da da tahrikler, kışkırtmalarla halka layığına getirilmek isteniyor. Amerika hesabına bunları bizim hükümetimizin iyi değerlendirmesi lazım. Hesap bu. Bakın hesap verecekler falan filan, hesap kelimesi matematik. Matematik biliyorsak, hesap biliyorsak Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, Rusya'nın bu cepheleşmede nerede olduğunu, hangi tarafta olduğunu, bizim yanımızda olduğunu bir kere doğru hesaplayacağız. Düşmanın da Amerika, onun maalesef kullandığı Yunanistan, PKK, PYD, FETÖ vesaire, kendi derslerimiz, tecrübelerimizde bunları öğrenmiş olmalıydık. İkinci. Efendim, ilk cepheye de vurgu yaptınız. Taksim saldırısına ilişkin değerlendirmelerde ilk cephede çok farklı değerlendirmeler var. Altılı Masa terörün ismini vermeyerek Türkiye'nin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Ancak kimin dizayn etmek istediğini belirtmedi. HDP Selahattin Demirtaş cephesinden de bu işin hükümetin işi olduğuna dair bazı ifadeler belirtildi. Bunlarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii bakın, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti açıkça meclis kürsülerinde, meclis komisyon toplantılarında şunu demeye getiriyor. Taksim'deki o terör eylemini Türkiye hükümeti yaptırdı demeye getiriyor. Hangi hükümet kendi ülkesinde terör eylemi yapar? Bu hükümetleri götürür bu. Devletin ve hükümetin en temel görevi nedir? Ülkede huzuru, barışı sağlamak. Cengiz Han'dan, Hazreti Muhammed'den, Göktürklerden, Hunlardan, İskitlerden ve dünya tarihinde de alın götürün. Bütün devletlerin görevi nedir? O ülkede huzuru, barışı sağlamaktır. Bir ülkede huzur, barış sağlanmıyorsa hemen o devlet ve hükümet sorumlu tutulur ve o hükümetin altı sallanmaya başlar. Yani mantıksız bir şey. Tayyip Erdoğan hükümetinin bu eylemi yaptığı kadar mantıksız bir şey yok. Çünkü sonuç itibariyle bu eylemin hedefine Türkiye yönetilemiyor. Bakın, İstiklal Caddesi gibi Türkiye'nin en büyük kentinin en önemli çarşısında bombalar patlıyor. Hükümet nerede? Bu hükümet görevini yapmıyor. Öyleyse bu hükümet sorumlu. Bu eylemin başka bir hedefi yok. Peki bu hedefle eylemi yapan arasındaki bağlantı, hükümet kendinin temelinin sarsılması için eylem yapıyor. Olağanüstü, mantıksız ama mantıklı. Şöyle mantıklı, bu bir Amerikan görevi olduğu zaman mantık yerine oturuyor. Kimyasal silah şeyleri. Ha, tabii. Şimdi Sayın Korkmazcan hatırlattı, sağ olsun. Çok önemli. Öte yandan bu devlet uyuşturucu işi yapmakla suçlanıyor. Ve bu devletin ordusu, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri de Amerikan emperyalizmine karşı savaşan, kimyasal silah atmakla suçlanıyor. Suçlayanlar kim? İşte İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener'ler, Kılıçdaroğlu'lar. Bunlar bu devleti, bu orduyu nasıl yönetecek? Seçime gidiliyor. Diyorlar ki biz iktidar olacağız.
Amerika bizi arkadan itiyor, iktidara getirecek. Peki siz iktidara getirdiğiniz zaman kime kumanda edeceksiniz? Kumanda edeceğiniz orduya kimyasal silah atıyor diye suçluyorsunuz, iftira yapıyorsunuz. Kumanda edeceğiniz devleti de uyuşturucu işi yapmakla suçluyorsunuz. İşte o devlet, o ordu artık sizi tepesinde tutar mı? Tepesine getirir mi bu millet sizi? Bu da çok önemli. Bunlar CHP ve İyi Parti'nin ve Altılı Masa'nın Türkiye'de iktidar olmak değil de Türkiye'de kargaşalık yaratmak, devletin devleti olan güveni sarsmak, devlet otoritesini yıkmak, millet ile ordu arasındaki tarihsel binlerce yıllık güven koşullarını ortadan kaldırmak, millette kendi silahlı kuvvetlerine ve polisine karşı güvensizlik yaratmak, bu planlara alet oldukları gözüküyor. Ben böyle, son soru. AK Parti HDP'ye yaptığı anayasa ziyaretinin ardından açılım yeniden gelir mi tartışmaları olmuştu. Siz bir önceki açıklamanızda bunun mümkün olmayacağını belirtmiştiniz. Ancak bu tartışmalar devam ediyor. Bizim ayrıcılık muhabirleri olarak bölgedeki şehirlerden edindiğimiz üzerinde halk arasında da bu konuşulmaya başlandı yönünde. Bugün de Diyarbakır Barosu'nun başını çektiği 12 baro, kendini bölge baroları olarak tanıtan 12 baro yeniden bir çözüm süreci çağrısı yaptı. Sizce böyle bir şeye dönmek mümkün mü? Tartışmalar devam eder ama açılım gelmez. İstediği kadar tartışma olsun. Tabii bu tartışmaların da bir amacı var. Yani Türkiye'nin kararlılığını çözmeye çalışan bir amacı var. Ama Türkiye tekrar o günlere dönmez. Yani tekrar hendekler kalsın diye PKK'ya fırsat vermek, tekrar mayın döşesin diye PKK'ya fırsat vermek, tekrar Türkiye'de özellikle Kürt halkımızda ya bu devlet buraları terk ediyor mu acaba falan gibi tereddütler uyandırmak, buraya dönmez Türkiye. Bakın şimdi biz 10 gün kadar önce Sayın Ethem Sancak arkadaşımızla birlikte, Şule Perinçek ve diğer liderlerimiz de vardı. Mardin'deydik, Diyarbakır'daydık, Siirt'teydik, Pervari'ye kadar gittik. Terörle mücadelenin başarısında en önemli psikolojik, ideolojik, kültürel, siyasi etkeni söylüyorum. Oradaki halk şuna güvenecek, bilincinde bu sağlam bir şekilde yer edecek. Ha, Türkiye buraları bırakmaz. Buralara tekrar PKK, MKK gelmez. Tekrar PKK'nın otorite kurduğu, denetim yaptığı falan koşullar kesinlikle bir daha olmayacaktır. En temel mesele bu. Çünkü siz halkın kafasında o kargaşalığı yarattığınız zaman ya ulan acaba Türkiye buraları bırakıyor mu? Veyahut da Türkiye toprak bütünlüğü açısından, sınırlar açısından bırakmasa bile yani burada PKK'ya özellikler, hakimiyet alanları, otorite alanları mı verecek yoksa? Bu endişeler içinde olduğu zaman o halk Türkiye'nin o demin bahsettiğimiz terörü bitirmek için milli seferberliği başarıyla yürümez. Çünkü siz halkı kaybediyorsunuz. Halkın kafasında karışıklık yaratıyorsunuz. Onun için en önemli mesele şudur ve biz buradan bütün halkımıza da sesleniyoruz. Özellikle de milletimizin ayrılmaz parçası olan, bizden olan, kardeşim demiyorum bakın, Kürt de biziz, Türk de biziz. Ben Kürtlerden kardeşim diye bahsetmiyorum bu sabah. Bazı televizyonların bahsettiği gibi Kürtler kardeşimiz değil, Kürtler de biz. Biz Türk de biziz, Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Özellikle Kürt vatandaşlarımızın şuna iyice kani olmaları gerekir. Hayır, Türkiye'de Türk ve Kürtlerin Türk milleti kapsamı içinde beraberliği kesinlikle bozulmayacaktır. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü, Amerika'sı gelsin, İsrail'i gelsin, kim gelirse gelsin, o esastır ve o toprak bütünlüğünün kaybolması ihtimali kesinlikle yoktur. Herkes bunu çok iyi bilmeli. Bunu toplumumuza fiilen
sağlam bir şekilde kavratmamız lazım. Türk devletinin de en önemli görevlerinden budur. Onun için net belirtilmesi lazım. Hayır, açılım, ondan sonra o çözüm falan denen süreçlere Türkiye tekrar girmeyecek. Buna hiç kimse müsaade etmez. Sen şehitler vereceksin, kurbanlar vereceksin. Ondan sonra Taksim'de bombalar bilmem ne patlatacaklar. Ondan sonra döneceksin tekrar onlara ayrı alın bulun Taksim'de bomba patlatmaya devam edin. Antep'e füze atmaya devam edin diye onlara imkanlar sunacaksın. Öyle bir döneme geri dönüş yok. Bunu aynı zamanda bütün Türkiye adına, Türkiye kavramı içinde var olan her türlü kurum, insan, güç adına da burada söylüyorum. Türk devleti de, Türk milleti de kesinlikle o açılıma, o çözüm süreçlerine dönüşe izin vermez. Hiçbir hükümetinde buna kabiliyeti yoktur, onu söyleyeyim. Buna ne AK Parti'nin gücü yeter, ne de Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın gücü yeter. Oraya dönüş yok. Onların da böyle bir şey istediğini sanmıyorum. Bitti galiba sorularınız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. İlginiz için sağ olun. Evet.